Efendim hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günlerinden bir kez daha selamlar gönderiyoruz. Şu anda Sürmene Pilot Farm'dayız ve başkan burada. Dün sohbet ettik. Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanı, o da sağ olsun bugün karalahana sarmasını getirdi. Yani bu kadar leziz de bir sarma olur. Önce bir başkanın yanına gideyim. Sayın Başkanım, ya inanır mısın memlekette yediğim sarmaya yedirdin bize. Biz memleketin yöresel günlerini burada Trabzonlular olarak yaşatmaya çalışıyoruz ama en üzücü nokta şu, hepimiz yaklaşık aynı yaşlardayız, abilerimiz de var ama baktığımız zaman gençleri, yeni nesili burada göremiyoruz. Onun eksikliğini işte alıştıramıyoruz veya öyle bir çalışma yapmıyoruz. Lahana sarmasını burada olan abiler, ablalar hep bununla beraber aynen büyüdük. Öyle. Mısır ekmeğiyle büyüdük, kurabiyeleriyle büyüdük ama yeni nesile bunu aşılamamız için siz medyacıların görevi var. Görevi var. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet abi bir tabak alalım değil mi? Bir tabak alalım biz gidiyoruz. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Trabzon Memleket Günlerimizin Yeni Kapı'daki 3. günündeyiz. Her yıl gelenek olduğu üzere Üsküdar Belediye Başkanımız, çok kıymetli kardeşimiz, çok kıymetli bir hemşerimiz, Avukat Hilmi Türkmen Başkanımızın ikramı olan keşkek dağıtımına başlıyoruz. Yaklaşık burada 1000 kişiye keşkek ikram edeceğiz. Az sonra başkanımız da intikal edecek inşallah. Tabii ki bu alanı bize tahsis eden Büyükşehir Belediye'mize, keşkekler için Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Başkanı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun diyoruz. Evet, şu anda yanımızda İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin STK İşleri Şube Müdürümüz, saygıdeğer kardeşim Vedat Bey var. Sayın Müdürüm çok teşekkür ederim. Kaç gündür kahrımızı çekiyorsunuz. Şimdi bizim bilhassa Karadeniz bölgemizin ve yayla kültürü olan bölgelerin en pratik ama çok zor yemeklerinden birisi keşkek dağıtımını yapacağız. Geleneksel hale geldi artık keşkek dağıtımımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Keşkek yediniz mi daha önce? Keşkek yedim. Ben Amasyalıyım. Bizde de keşkek var. Seviyoruz. Sevdiğimiz bence Anadolu'nun en güzel kültürlerine, yemek kültürlerinden birisi keşkek. Çok birleştirici bir özelliğe de sahip. Ben bu Anadolu'nun o saf duygusunu, gönlünü birleştirdiğini düşünüyorum. Trabzon'da burada birkaç gündür bütün o kültürleriyle burada, her işte müziğiyle, horonuyla, yemek kültürleriyle, her türlü kültürüyle burada. Keşkeğe de bu anlamda sahip çıkması, burada paylaşması bence çok büyük bir güzellik katıyor. Burada yüzlerce insan bekliyorlar sırada bu tadı paylaşmak için. Biz de bekliyoruz tabii. Tabii ki keşkeği tek başına değerlendirmek mümkün değil. Az evvel bir otçu yürüyüşü yaptık. Otçu yürüyüşümüzün mantığı işte Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethinden önce son karargahına civardaki bütün Türkmen köylerinin ve obalarının iştirak etmesidir. Evet. Ve oradaki orduların rengi de mavidir. Ve bu sene otçu içerisinde bir eller havadayken bir Filistin'e saygı duruşu yaptık. Ama akabinde de komando marşını, Mavi Berelerin marşını okuyarak o buradan 620 yıl öncesine de bir atıfta bulunmuş olduk. Bu tamamen komple bir kültür. Sadece tek başına bir keşkek, otçu veyahut da başka bir şey değil. Katkılarına çok teşekkür ederim ben de. Onlar bütün kültüre, Anadolu kültürüne, Türklerin bütün kültürüne sahip çıkıyorlar. Ve birleştiriyorlar da kendi içerisinde o gelenekleriyle, kültürleriyle. Biraz önce sizin tarif ettiğiniz de biraz oydu. O anlamda da daha çok güzelleşiyor. Ben sizin emeğinize de çok teşekkür ediyorum. Katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Bütün buraya gelen, gönül veren, gönlüyle zenginleştiren Trabzonlulara da çok teşekkür ediyorum. Ben de size ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Keşkek dağıtımımız devam ediyor. Gönüllerimizin başkanı Ahmet Çabuk Başkanım. Ahmet Çabuk Başkanım hem dağıtıp hem de bu konuya. Evet. Keşkeğinizi de aldık burada. Beraber paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yapanlara, yedirenlere can olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Hasan abi. Şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Büyükşehir ile beraber bir organizasyonumuz var. Her zaman Ağasar'ın Trabzon yöremizin keşkeğini geleneksel bir şekilde beraber vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Keşkek birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin, sevginin sembolü olan bir yemeğimiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, böyle dostluğumuz, kardeşliğimiz daim olsun. Keşkeğin hazırlanması, organizasyonun yapılmasında federasyonumuz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Halkımızın ilgisi, alakası bu tarz organizasyon ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyan ne kadar önemsenmesi gereken bir program olduğunu, organizasyon olduğunu bir defa da ortaya koymuş oldu. Ben teşekkür ediyorum Hasan abi. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Haşim Başkan şimdi nöbet Ahmet Başkanıma devrederken ben de Haşim Başkan'a devam ediyorum. Haşim Başkanım.
Evet, çok kıymetli Sancaktepe Belediyesi Başkanı Vekilimiz Haşim İskender abimiz yanımızda. Haşim Başkanım, daha evvel keşke edin tabii ki. Sen hacamış değilsin ama vallahi bugünkü ben, atmosferi de anlatabilirsen memnun keşke, oluruz. Keşke hem pişirdim, hem böyle dağıttım, hem yedim. Allah keşkek gibi keşke herkese güzel bir nimet verse. Gerçekten çok güzel yapılması da filan. Hem manalı Türk toplumu olmamızın bir esprisi olarak daha geçmişten bugüne gelen her yörede farklı yapılan, kimisi tavuk etiyle yapıyor, kimisi hayvan etiyle yapıyor, kimisi etsiz yapıyor. Güzel bir tat. Fevkalade güzel bir tat. Allah keşkek yerken bizleri de birliğimizi daim eylesin diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Devam edelim dağıtmaya. Çünkü çok kuyruk var. Çok teşekkürler. Karadenizimizin her anında, yaşamın her anında kadınlarımızın yeri çok önemli. Çok başat. Ve tabii ki ben de eşimle beraber bugün katıldım. Üçüncü günümde keşkek dağıtımındayız. Daha evvel keşkek yaptım mı yapmadım mı ben de sorayım bakalım. Ben mi yaptım mı? Daha önce bir kere denemiştim. Yaptım. Peki burada keşkek dağıtımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada yardım edilirse çok kuyruk var. Dağıtılsın yani. Afiyet olsun diyor sadece. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Trabzon günlerinden, kültür günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Üçüncü gündeyiz ve yine Tonyalılar standındayız. Efendim, sizi bir tanıyalım. Ahmet Veşel, İstanbul Trabzon Tonyalılar Derneği Başkanıyım. Sayın Başkanım, kaç yıldan beri icra ediyoruz? Derneğimiz yeni, yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl önce İstanbul'da Tonya Dernekçiliğine katkıda bulunmak adına derneğimizi kurduk. Diğer derneklerimizle birlikte dernekçiliği daha ileriye taşıyabilmek, daha doğrusu İstanbul'daki her Tonyalı hemşehrimize ulaşabilmek, hizmet verebilmek adına, dernekçiliğin faydalarından yararlanabilmeleri adına biz de bir dernek kurmaya karar verdik ve yaklaşık 3 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Her zaman emrinizdeyiz Sayın Başkanım. Çok başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, yine Sayın Hocam burada Tonyalı. Efendim, Fadi Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Tonyalı Salih Kurt. Müdürüm, seni burada görmek ne güzel. Evet, gerçekten 1990'da memleketten ayrıldık. Önce Van'da okuduk, daha sonra Muş ve Diyarbakır'da görev yaptım. Ondan sonra 2000 yılından beri de İstanbul'da görev yapıyorum öğretmen olarak. Son 5 yılımı da müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Muallim Yahya İlkokulu'ndayım. Bütün hemşerilerimi beklerim çaya. İyi bir Trabzonsporlu. Evet, iyi bir Trabzonsporlu. Vatan sporluyuz. Millet sevdalısı, çok değerli bir hocamız. Tabii. Başka bir mesajın var mı hocam? Önce vatan diyoruz, tabii ondan sonra da Trabzon diyoruz. O kadar. Ne olur bu akşam hocam? İnşallah biraz daha rakip takım gerçekten bu sene çok iyi top oynuyor. Onlar da bizim takımımız, Türkiye'nin takımı ama gönlümüz Trabzonspor'dan yana. Ben 1-0 Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. O zaman özellikle okulda ziyaret edeceğim seni. Tabii. Peki, İnşallah. Hocam, çok teşekkürler. Tabii, Trabzonspor galip geldikten sonra da ikramlar gani. O kadar. Peki efendim, bu arada sanatçı abimiz Ferhat abim. Ya Ferhat Sağlam yıllardan beri Karadeniz kültürüne, müziğine çok hizmet veren benim çok değerli abim. Ferhat abim, hoş geldin. Murat'cığım, sağ ol, kurban olurum. Sevgili başta Murat Sova, sana ve sevgili Ahmet Güngör'e saygılarımın, sevgilerimin en büyüğünü gönderiyorum. Vallahi siz olmasanız bu memleket ne yapar, bu Karadeniz ne yapar bilmiyorum. Hep beraber. Son şövalye misiniz? Son şövalye abi, biz tabii emekçi, sizler de öylesiniz be Ferhat abim. Herkes bir hizmet veriyor, seni de sevilen bir insansın. Gün bazen şöyle olur, bunu hep beraber yaşarız. Deriz ki ya bu kadar hizmet veriyoruz şu ama istediğimiz noktada niye olamadık? Bazen var böyle, hiçbir şey yapmayanlara bir bakarsın, hep orada burada şurada. Ama onlar hep dökülecek Ferhat abim. Mevlam bize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Seni halk seviyor, bizler seviyoruz. Mesele bu. Ben de sizi ve hemşehrilerimi seviyorum. Onları zaten temsil etmek için, onların karakterini yansıtmak için bu zamana kadar çok mücadele verdim. Sonucu olur olmaz ama Murat'cığım, biz bize yakışanı yaptık. Hiç aynen sorun değil. Sen de aynısın. Eyvallah. Bugün de burada Tonya Derneği'ndeyiz. Ne güzel. Misafirler ağırlanıyor. Onlar da bizi ağırlıyorlar. Sevgili Şadıman Aydın kardeşim, vallahi yemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şeyler yaptılar Murat.
röportajı bitirin. Fırsat bulursak yiyeceğiz. Fırsat yaratın Muratçığım. Evet, bulamazsınız eyvallah. Yani. Peki Ferhat abim benim. Çok İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bize. Kolay gelsin. Efendim bizi izlemeye devam edin. Burada değerli misafirlerimiz var. Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günlerinden bugün 3. günü ve yine çok değerli isimleri burada görüyoruz. Ordu'nun genç, karizmatik, başarılı iş adamı Yener kardeşimle beraberiz. Yener'im hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Seni de burada gördük. Neler söyleyeceksin bize? Vallahi abicim ne diyelim? Her zamanki gibi Karadeniz'deyiz. Karadeniz kültürünü ziyarete geldik. Yani kültür nerede? Biz oradayız. Tabii canım her zaman oradayız. Peki Yener'im bu Ahmet Güngör'ü nasıl bilirsin? Ahmet Güngör iyi abimizdir. Çok severiz kendisini. Yani... Öyle kelimeler yetmez anlatmaya. Değil mi? Tabii. Peki Yener'im buradan Ordu'ya da selamlar gönderelim. Selamlar, sevgiler olsun herkese. Sağ olun, var olun. Hemen dönüyoruz bu tarafa. Efendim bir yapımcımız var, kameramanımız var. Tam giriyoruz. O ara giriyor oraya. Bütün havamızı kaçırıyor. Yücel Aktaş. Fasyonumuzu bozuyor ya. Efendim Yücel'im hoş geldin. Hoş bulduk. Sahnen kaçta sevgili kardeşim? 7'de tam maç vaktinde. Yani ben bir şey... Cuma ve pazar günü programım vardı. Aradılar dediler 7-8 çıkar mısın? Çıkarım dedim. 2 gün sonra baktım ki Fener Trabzon maçı... Bak. 7'ye Yücel Aktaş'ı almaların nedenini ben sizlere izah edeyim. Çünkü Trabzon maçı olduğu için o saatte başka sanatçı koysalar hiç kimse... sanatçıyı izlemezler. Ama Yücel Aktaş o sahnede olursa kimse maçı falan takmaz. Yücel Aktaş'ı dinler. Onun için öyle bir karar almışlardır. Seni seviyoruz Yücel'im. Yani orada radyodan dinleyebilirlerdi. Ben diyorum sahnede bana kesinlikle maçın skorunu söylemeyin. Hele gol yediysek hiç söylemeyin. Türküleri unuturum. Okuyor, evet. Türküleri unuturum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim yine meslektaşımız Ordu'nun değerlerinden bir tanesi Hacer Yılmaz. Hacer Yılmaz hoş geldin. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Mikrofonu ben Hacer Yılmaz'a bırakayım. O tabii bu işin uzmanlarından bir tanesi. Rica ederim. Buyurun efendim. Bir sevdadır Karadeniz. Nefret ediyorum bu adamdan ya. Ahmet Güngör. Ha burada imza mı var? Nefret ediyorum bu adamdan sevgili Yücel Aktaş. Hiç sevmiyorum. Başımın tatlı belası. Ne oluyor zaten? Mikrofonu ağ ol diyor. Ağlık yarışına çıkartıyoruz mikrofonu. Tamam. Hanım ağ olarak ben talibim. Sevgili Ahmet abi. Evet öncelikle Bir Sevdadır Karadeniz'i izleyenlerine selamlar, sevgiler olsun. İstanbul Yeni Kapı'dayız. Trabzon Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Trabzon günlerindeyiz. Muhteşem sanatçılarıyla, kalabalığıyla Trabzon'u burada yaşadık. Trabzon buraya gelmişti, Yeni Kapı'ya. Çok güzel bir ambiyans var. Dostlarla, uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımızla görüştük. 2 hafta sonra, bugün burada Trabzon günlerindeyiz ama 2 hafta sonra da Allah nasip ederse Ordu Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Ordu Tanıtım Günlerinde olacağız efendim. Çıkın çıkın gelin. Yeni başkanımız Necati Özdemir, federasyon başkanımız Necati Özdemir başkanımızın önderliğinde Ordu Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Ordu Tanıtım Günleri 16 ve 19 Kasım arası. Yani bütün sanatçıları aldık bu sene elimizden geldiğince sanatçılarımıza çünkü... Bu tip etkinliklerde evet tereyağımız, işte pancar çorbamız vesaire kültürel etkinliklerimizi buraya taşıyoruz ama en büyük kültür elçimiz bizim sanatçılarımızdır. Olmazsa olmazımızdır. O yüzden ben bu özverili başta Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum yöneticilerine. Gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla çoğu sanatçılarımıza da yer vermişler. İşte böyle olmak gerekiyor. Sanatçılarımızı eleyerek değil de komple emek veren, hak eden sanatçılarımızın da bu tip etkinliklerde olması bence çok güzeldi. Tüm federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, evet Bir Sevdadır Karadeniz izleyenleri Ahmet Güngör'ün ruhuna bir El Fatiha alalım. Lütfen. Çok kötü bilirdik. Çok kötü bilirdik. Başımızın belası olarak bildiğimiz için. Amin, amin. Yani ama onsuz da olmuyor. Gerçekten gözümüz arıyor. Kıssak da, sövsek de, vallahi dövsek de. Siz onu aradın. Nereye çekiyorsun? Buraya geldim ilk gözüm onu aradı. Evet, bütün sanatçı dostuma, Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşmalarından dolayı. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Ahmet Bey. Efendim hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Trabzon'un Kurtuluş Günlerinin 3. gününde beraberiz.
Mustafa Şatıroğlu başkanımın yanındayız. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı yapmış. Çok değerli. Aynı zamanda şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu'nun da ağabeyi. Yani bu Şatıroğlu ailesinde hepsi birbirinden başarılı insanlar. Hepsine de buradan selamlarımızı gönderelim. Mustafa abim, şeref verdin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler ifade etmek istersiniz? Böyle güzel bir gündeyiz. Ben takip ediyorum bütün etkinliklerinizi. Fakat hepsine iştirak etme imkanım maalesef olmuyor. Kültürel ve fikir ağırlıklı bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Düşünce Enstitüsü'nü yönetiyorum. Çıkardığımız Milli Düşünce Gazetesi var. Biraz dediğim gibi fikri ve kültürel konularla ilgileniyorum. Şu anda buradaki ortamı da gerçekten çok beğendim. Bir kültür ortamı var. Trabzon Kültür Günleri diye zaten isimlendirmişsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin de görebildiğim kadarıyla ilgisi oldukça iyi. Ben tabii tebrik ediyorum bütün organizasyonu yapan, gerçekleştiren ekibin başında Trabzon Dernekler Federasyonu, başkan, yönetim kurulu ve sizler hep beraber çok güzel bir etkinlik yaptınız. Çok güzel bir çalışmalar var. Bakıyorum her standta kültür fışkıran, sanat fışkıran, tarih kokan güzel sergiler, güzel gösteriler mevcut. Tabii ki onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, onurluyuz. İnşallah bundan sonra daha da kapsamlı, daha da geniş bir şekilde devam eder. Trabzon deyince zaten Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin merkezidir. Tarih boyunca hep öyle olmuştur. Bütün kültürel birikimin Türk milletine yansıtılması ve anlatılması gerekiyor ki yani herkes bize her yer Trabzon desin. Yani bunun sözünü, bu sözü yani Sağır Sultan bile tabiri caizse duyması lazım. Evet. Ama bu nasıl duyacak? Öncelikle benim şahsi tercihim kültürel faaliyetlerle, edebiyatımızla, sanatımızla ve karşılıklı birbirimize olan samimi diyaloglarımızla, yapacağımız kültürel etkinliklerle, sanat faaliyetleriyle, sporla, müzikle bunu hep öne çıkarmalıyız. Ve bu tabii ki kalıcı olan en önemli şey bu. Yani baki kalan bu kubbede hoş bir seda diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Evet. Bu kubbedeki hoş seda bence kültür ağırlıklı, sanat ağırlıklı olmalıdır. Ve Trabzon'a da bu yakışır. Şu anda da Mustafa abim gerçekten öyle. Her yerde ayrı bir kültür şeyini görüyoruz. Orada yemek yarışması, diğer yerde müzik, standlarımızda işte standlarımızda Trabzon'daki yazarlarımızın kitaplarını görüyoruz. Ürünlerimizi görüyoruz. Onu Trabzon Dernekleri Federasyonu ve yönetimi buraya sergilemiş. Size de çok teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah tekrarını bekliyoruz. Tekrarını arzu ediyoruz. Çok çok başarılar diliyorum. Ve Trabzon'a yakışır bu tip faaliyetlerin her zaman yanındayız. Gönülden destekliyoruz. Yazılarımızda, çalışmalarımızda, programlarımızda da hep bu hususlara vurgu yaparak, anlatmaya çalışarak biz de elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşları, yanımızda bulunan değerli dostum, kadim dostum İdris Bey'e de çok çok ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Tamam. Efendim İdris Başkan da burada. İdris Başkanım'la finali yapacağız tabii. Başkanım finali yapacağız ama neler söylemek istersin? Üçüncü gündeyiz Sayın Başkanım. Şunu söylemek isterim. Sizin mikrofonunuzda bir sevdadır Karadeniz diyor. Evet. Biz Trabzonlar da bu sevda olan Karadeniz'e, bu Karadenizli insanlara, dolayısıyla ülkemizin insanına hizmet etmeyi şiar edinmişiz. Evet. Bu noktada Sayın Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanımız, şimdiki birçok kurumda başkanlık yapan Sayın Mustafa Şatıroğlu başkanımızın ifade ettiği tarihi kökenimizi unutmadan, hem dünü unutmadan, hem bugünü yaşayarak yarını hazırlanma noktasında Trabzon Karadeniz
birlikteliği içerisinde Trabzon Dernekleri Federasyonu bir misyon üstlenmiştir. Bu misyon doğrultusunda bizim aralıksız, aksatmadan hizmetlerimiz devam ediyor. Eksiklerimizi bizi izleyen, takip eden katılımcılardan dinleyerek not alıyoruz. Bir sonraki etkinliğe daha iyi hazırlanma adına evet, çok ciddi aşama aşama. Bunu yaparken de son yıllarda özellikle dünden bugüne kadar hizmeti olan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Lakin özellikle İsmail Şatıroğlu başkanımızın lokomotif görevini üstlendiği günden günümüze kadar Trabzon Dernekleri Federasyonu ismine ve misyonuna yakışır bir vizyon ekibi oluşturmuş. Bu ekip hızla hedefe yaklaşmaktadır. Buna katkı şunu istiyoruz. Eleştiriler olsun, öz eleştiriler hatta çok olsun. Ancak eleştirinin hemen yanı sıra bizim doğru istikamette çalışmalarımıza katkıya hazır olalım. Evet. İzleyin, görün. Trabzon Dernekleri Federasyonu bundan sonra ne hedefleri vardır? Bu hedeflere hangi kaynaklarla, hangi ekiple ulaşacak? Bu ekibi iyi takip edelim diyorum. Girişte söyledim. Yerel televizyonlarımız, bizi özellikle yüreğinden, gönlünden takip eden sizi gibi kardeşlerimizin bizi dinleyerek bu dinlediklerini bir hafızaya hapsetmesini istemiyoruz. Bizi izleyen, takip eden insanlara aktarmasını istiyoruz ki bizim eksiklerimiz anlaşılsın, eksiklerimiz bize ulaşsın, bize söylensin. Bu ekip çok daha güzel projelere imza atabilecek yüreğe, cesarete ve her türlü imkana sahiptir. Çünkü temsil ettiğimiz camia bu toprakların asli unsurlarının belki en temel taşlarındandır. Böyle klasik sözler söylemeye gerek yok. Trabzonlu'yu anlatmaya gerek yok. Trabzonlu'yla yan yana yaşadığın zaman Trabzon'un farkı çok net bir şekilde Turani ve Kurani noktada öne çıkacaktır. Çok güzel. Tabii çok güzel. Evet. İdris Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman yarın final günündeyiz. Evet Mustafa Başkan. Yan tarafta benim Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı iken yardımcım olan emekli binbaşı Suat Günbey var. Kendisi Malatyalıdır ama Trabzon hayranıdır. Özellikle ziyarete gelmiştir, sağ olsun. Efendim yine bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkan yardımcılığı yapan Malatyalı hemşerimiz. Evet sayın abim seni bir tanıyalım. Ben Suat Gün, gazeteci yazarım. Önce Vatan Gazetesi yazarıyım. Bizim gazetemizin de sahibi Trabzonlu Abdullah Kosman diye bir beyefendi. Ona da selam ve saygılarımızı sunuyorum. Kendisi 22 seneden beri Önce Vatan Gazetesi'ni çıkartıyor. Oranın da ben başlangıçtan beri devamlı yazarıyım. Maşallah. Hemen hemen 3500-4000 tane makale yazdım şimdiye kadar o gazetede. Trabzon benim gözümde yüksek çalışkanlığın, becerikli insanların memleketidir. Trabzonlular gerçi İstanbul'dan sonra Osmanlı topraklarına katıldı 1461'de. Dolayısıyla fetih ruhunun devam ettiği şehirlerimizden bir tanesi. Türkiye'de inşaat sektöründe Türkiye yapan sektörlerde Trabzonluların rolünü hepimiz biliyoruz. Eğer Trabzonlular olmasa Türkiye bu derece yüksek hızla kalkınamazdı. Olmayan arazide, sekilerde vesairede ürünler yetiştirerek memleketimizi, milletimizi besleyen son derece çalışkan, becerikli bir insan. Müziği de zaten çok hareketli görüyorsunuz. Demişler ki hani Karadenizli'ye ya Ege'nin Efe oyunu oynandığı zaman evet. Ya dedim bu kadar düşün oynadıktan sonra çok kolay bu. Doğru. Dolayısıyla hareketli insanlar memleketi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi abi muhafaza etsin. Çok teşekkür ediyorum. Nice Trabzon günleri kutlamak dileğiyle bütün Trabzonlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Malatya'ya da selamlar gönderelim buradan.